Bir başka örnekle devam edelim. Bakalım neler yapılabilir. Burada bir tane akordeon var. Buna bakalım. Farklı olarak akordeonlara bakalım bir. Vive Devon diyelim. Bu şekilde bir sistem var. Bunu hemen bir indirelim. Sabit diskimize kaydedelim yine. Sağ tıklayalım. Bulunduğu dizini aç diyelim. Ve klasöre çıkartalım. Buna da akordiyon diyelim. Buradan keselim bunu. Yine sitemizin ana dizinde bunu bir atalım. Akordiyon dedik. Şimdi burada F12 diyelim. Bir bakalım akordiyona. Example 1 demiş. Başka örnekler var galiba. Burada bakarsak üstüne geldiğimiz anda değişen var bir tane. Olabilir. Bir de burada farklı bir şey var. Bu da olabilir. Hangisini kullanalım? Bakalım. Biz üçüncü örneği kullanalım. Şuradan gelelim. Example 1'i. Bu pre etiketini silelim. JavaScript kodlarını silelim. Example 2 pre. Tekrar JavaScript. Example 3'e kadar bir kaldıralım. Daha sonra burada P var ve pre etiketi var. Bunu da kaldıralım. JavaScript kodları kalsın burada. Burada pre etiketi var. Tekrar bunu da kaldıralım. Sadece slider'ımız kalsın. Evet. Bakarsak burada start, stop gibi özellikleri de var. Bunlar da kullanılabilir. Şimdi bir bakalım bunda neler yapabiliriz. Öncelikle slide width 600 demiş. Genişlik 980 yapalım. Height'ı da 300 yapalım. Ctrl S'te kaydedelim ve F5 diyelim. Bakarsak bizim istediğimiz ölçülere geldi. Options'lar burada belirtilmiş. Peki bu slide'ın genişliğini arttıralım. 600 değil de 900 yapalım. Bir tane karenin şu gördüğünüz dikdörtgenin genişliğini arttırıyor. Evet. Böyle gayet güzel. Başka burada neler yapılabilir? Bir bakalım bu içerik. Frame content display block demiş. Frame padding demiş. Evet. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Buradan sitemizin ana dizilimini bir açalım. Açtıktan sonra 3D'nin içine girelim. IMGS'ye girelim. Bu 3 tane resmimiz vardı. Bu 3 tane resmimizi alalım buradan. Nereye? Akordiyonun içinde, IMGS'nin içine bir yapıştıralım. Bu şekilde. Daha sonra bunlara ne yapalım? Şuradan gelelim. Bu üçünü açalım ve bunlara genişliği 900 verelim. Fit canvas deyip kaydedelim. Genişliği 900 verelim. Fit canvas deyip kaydedelim. Başka
Burada kaydedelim bunu. Buna da aynı şekilde genişliğe 900 diyelim. Şu an 900'ü almadı. Bir daha 900 diyelim. Fit Canvas deyip kaydedelim. Daha sonra gelelim bunların içeriklerine bir bakalım nereden geliyor. İçerikler burada. Div Class Frame Content divinin içinde geliyor. Bunu boşaltalım içini. Frame 2'ymiş. Frame 1'i boşaltalım. Div kalsın. Buradaki H3 ve P'leri bir atalım. Daha sonra buna ne yapabiliriz? Bizim boyutlandırdığımız resimler vardı. Örneğin Life'ı alalım buraya. Atalım. Ctrl S ile kaydedelim. Ve F5 diyelim. Bakarsak bu şekilde geldi. Tamam. Style example HTML satır 30. Bir bakalım burada kendi içinde şeyler verilmiş. Example 3, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Burada ne yapabiliriz? Background'lar burada verilmiş. Peki başka? Bu padding var burada, padding. Padding nereden geliyor? Satır 29'daymış. Evet, burada width 360 padding'i buradan geliyor. Bu width'i kaldıralım, padding'i bir kaldıralım. Bir bakalım ne olacak? Evet, şu anda bizim resmimizin slide'ımızın boyundaki kısmı geldi. Buradaki içerikler içinde herhangi bir şey uygulanmadı. Bunlara P ve H3 için bir şeyler bir CSS kuralları oluşturulabilir. Şuradaki bakarsak H3 P için farklı CSS kuralları oluşturulabilir. O şekilde olabilir. Biz şurada resmimize bakalım şimdi. Resmimiz bu şekilde geliyor. Tamam. Başka buradan neler yapılabilir? Burada bir bakalım. Optionlarda neler var? Timeout 3000 demiş. Bu süresiyle alakalı. Slide open class. Slide closed class demiş. Easing ease out circle. Burada ne yapabiliriz? Şurayı bir çoğaltmak istiyorum ben. Neredeydi bizim resmimizin olduğu alanı? Div class frame. Bu frame'i alsak şuradan kopyalasak ve bunu buraya bir yapıştırsak ne olacak? Bir bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok ama burada bakarsak ikisinin de arka plan rengi aynı olduğu için bu şekilde yaptı. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Aslında sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Başka bakalım. Şuradan close other files diyelim. Şu JavaScript dosyasını bir açalım. Default değerler burada. Speed 1200 demiş. Burada speed ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmış mı? Şuradan bakalım JavaScript'te. Speed ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Biz bu speed'i alalım. 3200 yapalım. F5 diyelim. 3200 yaptık. Daha da yavaşladı. O zaman sadece 200 yaparsak hızlı olması lazım. Evet, şu anda daha hızlı oldu. Tamam, başka pause true demiş. Click null function called on click. Burası trigger click. Burada diyor mouse over kullanabiliriz diyor. Bakarsak bu click yerine mouse over dersek ne olacak? İkinci örnekteki sistem çalışacaktır. Bakarsak üstüne geldiğimiz anda değişim sağlanacak. Başka burada ne gibi özellikler var?
Close ile click'e alalım bunu tekrar. Auto true demiş. Close null 200. Tamam. Easing metot null demiş. Slide closed. Başka herhangi bir değişim için efekt sağlayabilecek miyiz? Burada slide'ın başlangıcı 0 olarak verilmiş. Biz buna 4 dersek ne olacak bir bakalım. Bakarsak 4'ten başlayacak. Peki buna 2 diyelim. Şu an 2'den başladı. Bizim frame'imiz tabi burada farklı olduğu için 2'den başladı. Başka burada değiştirebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Şey yok. Yine buradan arka planları değiştirebilirsiniz. Veya şöyle bir şey yapılabilir buraya. A class temp 0 start demiş. Hemen gelelim şuradan. Class 0 a font size 12 piksel demiş. Burada bu tetiklemiş. Şuradan girelim icon finder'a tekrar. Icon finder diyelim. Biraz buna play diyelim. Ve şuradan şu kırmızı play ikonunu alalım. Sabit diskimize kaydedelim. Buna tıklayalım. Bunun play stop'u da vardır kesin altında. Bir bakalım stop'u var mı? Evet, stop yok. Buna benzer bir stop bulalım o zaman. Burada var. Şuradan indirdiğimize bir bakalım. Ortası beyazmış. Biz de beyaz olanı alalım. Şunu da indirelim. Kaydedelim. Tamam. Bulunduğu dizini açalım. Şöyle büyütürsek bu stop. Bu da start olsun. Bu ikisini Ctrl X ile keselim. Ve burada akordiyonun içindeki img klasörüne yapıştıralım. Bu ikisini açalım daha sonra. İkisinin de boyutu aynı olsun. Fit canvas diyelim. Burada bir gölge var. Bu gölgeyi atalım biz istemiyoruz. Buradan bitmap seçelim ve gölgeye atalım. Start bakarsak stop'un boyu ne oldu şu anda? Canvas size'a bakarsak 44'e 45 olmuş. Bunu da 44'e 44 yapalım. Ve bu şekilde kaydedelim. Daha sonra burada fonksiyonlar burada bu şekilde verilmiş. Tam 0 demiş burada. Şu tam 0'ı bir alalım buradan. Şöyle CSS kuralı oluşturalım. Class diyelim. Background'a gelelim. Tam 0 dediği bizim start linkimiz. Hemen buradan akordiyona girelim. Images'e girelim. Ve buradan start'ı seçelim. Box kategorisinden de 44'e 44 yapalım. Block'tan da display block diyelim. Şimdi save all diyelim. Bir bakalım doğru yolda mıyız? Evet, şu anda doğru yoldayız. Ve buna tam 0'a box kategorisinden full out left diyelim. Şimdi bakarsak evet gayet iyi. Şimdi bunun içinde start yazıyor. Bu start yazısını bir kaldıralım buradan.
Tam sıfır stat. Startı kaldırdık. F5 diyelim. Start dedik. Tamam, gayet güzel. Bunların boyutunu biraz daha küçültelim biz. 44 değil de 24 yapalım. Küçülsünler biraz. Bunu da aynı şekilde 24 yapalım. Bu da küçülsün. Şimdi tam sıfıra 44'e 44 demiştik. 24'e 24 olsun diyelim. Seval. Şimdi bakalım. Evet, şimdi güncellersek gelecektir. Evet, bu şekilde tamam. Bir de ne var? Tam 5 var. Tam 5. Bunun için de hemen bir CSS kuralı oluşturalım buradan. Nokta tam 5 dedik. Only this document olacak. Background'umuzu seçelim. Background'umuz ne? Stop. Başka blok kategorisinden display block diyelim. Box kategorisinden bakarsak stop'a canvas size'ına 24'e 25'miş. O zaman 24'e 25 yapalım. Float right diyelim buna. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Seval diyelim. F5 dersek, evet, stop da burada geldi. Gayet iyi bence. Daha sonra bu 1 2 3 4'ler var. Thumbs. Şöyle yapalım. Bunlar nereden geliyor bir bakalım. Evet, thumb'lar burada. Biz bu thumb 0'ı buradan keselim ve thumb divinin üstüne yapıştıralım. Daha sonra bu thumb 5, yani bizim stop ikonumuzu keselim. Thumb divinin sonuna yapıştıralım. F5 diyelim. Bakarsak yine hemen hemen aynı yerde, sadece bizim bu stop ikonumuzda sıkıntı var. Ama burada sistem çalışmadı. Neden çalışmadı? Thumbs'ın içindeki 0 demiş. Thumbs'ın içindeki 0 değil. Direkt thumb 0 olacak. Ve burada da Thumbs'ın içindeki thumb 5 demiş. Thumb 5 olacak direkt. Şimdi sistemin artık çalışması lazım. Şuradan F12 ile tekrar bir açalım. Şimdi F5 dersek start dedik. Evet, şu anda gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Stop dedik, durdu. Şimdi geri kalan thumb'lara bakalım. Burada hepsinin klasını thumb yaparsak veya ne diyebiliriz? Hepsine ID verelim burada. A ID. Ne diyelim? Link diyelim. Ve bunun hepsine ID'yi kopyalayalım. Tam 2, tam 3 ve tam 4. Şimdi bakalım sistemde herhangi bir değişiklik var mı? Yok, gayet güzel. Şimdi link ID'sine sahip olan linkleri bir hedefleyelim. Buradan background color'ı şuradan alalım. Start'taki background'u alalım buraya. Arka plan rengini şu şekilde. Hangi renkmiş? EB4444'müş. Bunu kopyalayalım. Background color'ımız EB4444. Daha sonra type'tan yazı stilini beyaz yapalım. Yazı tipini. Ve 24'e 24 diyelim. 24'e 24. Float left diyelim. Blok kategorisinden display block diyelim. Daha sonra right'tan 5 piksel, left'ten 5 piksel boşluk verelim buna. Seval diyelim. Şimdi F5 dersek, evet, bu şekilde geldi. Tamam, gayet iyi. Başka burada ne yapılabilir? Neredeydi biz? Ne demiştik? Link demiştik. Linki bir açalım. Line height'ı 24 olsun. Text decoration'ı none olsun.
Box blok kategorisinden de text e-link center diyelim, apply diyelim, save all diyelim. Şimdi F5 dersek, evet, daha güzel bir görüntü oldu bence. Bu şekilde yapılabilir. Bunun kenarlarında border radius verilebilir yine. Bakarsak stopumuz burada, play'imiz burada. Bunları istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz aslında. Bu şekilde bir sistem olabilir. Bunu da bu şekilde bırakalım. İster yazı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi P ve H3'lere CSS tanımlaması yaparak isterseniz resim olarak da kullanabilirsiniz. Artık size kalmış bir şey.